Evet arkadaşlar, Aydın Didip Altınkum'da lansmana özel 3 milyon 500 bin Türk lirasında denize 1300 metre yakınlıkta yarısı peşin yarısı 12 ay taksitle 3 artı 1 ebeveyn banyolu villalar tanıtıyoruz. Ekranın yar tarafında da villaların projesini gösteriyoruz. Bundan sonra ne yapacağız? Drone'umuzu da biraz sonra drone kaldıracağız. Onu da aşağı indireceğiz. İnşaatın içinde size göstereceğiz. Yarısı peşin, yarısı 12 ay taksitle. Bunu kaçırmayın. Bakın Efeler'de değil, Hisar'da değil, başka bir yerde değil. Burası da ofisimiz arkadaşlar. 30 yıldır bu işi yapıyoruz. Bazıları çöp şişi falan oluyor ya. Daha 2-3 yıl işi yapıyor. Diyor ki 60 yıl. Biz öyle yapmıyoruz. Bizi bilen bilir. Bu inşaat şirketi de bizden sizden birileridir. Sağlam, temiz. Dilediğiniz hukukçudan destek de alabilirsiniz. Yeri görmeden de almayın. Şimdi biz 3 boyutu tanıttıktan sonra drone görüntülerinde bölgeyi size özetleyeceğiz. Ondan sonra inşaatın içini arz edeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım drone görüntülerine, saygılarımla. Evet arkadaşlar, çıksam yolun kavşağına, haykırsam birisine, ev alacaksam bu projeyi kaçırma diyesim geliyor. Şimdi drone görüntülerini de özetlemeye çalışıyorum. Bakın deniz karşıda, 1300 metre denize yakın. Yani Efeler'de, Hisar'da benim gibi YouTube'da, evet arkadaşlar sattık ev diyorlar ama altının kıymetini sarraf bilir diyesim geliyor. Gelin yerinden görmeden almayın. Videonun başını da bugün kendimce bir şey keşfettim, onu yapmaya çalıştım arkadaşlar. 3500 yani 3 milyon 500 bin Türk lirası yarısı peşin yarısı 24 ay taksitle bana göre lansmana özel, sonra bir ay sonra yükselir bir şey olur ne oldu falan diyemeyiz. Yani her anın ayrı bir demi var, ayrı bir hükmü var. Çevreyi de gösteriyoruz. Birazdan drone'u tekrar aşağı indireceğim. Hadi evimizi tanıyalım. Evet arkadaşlar, Aydın Didim Altınkum'da size bir projeden bahsetmeye çalışacağım, tanıtmaya çalışacağım. Bu projeyi kaçırmayın. Gerçekten mantıklı bir proje. Fiyatları hemen söyleyeceğim. Bakın Efeler Mahallesi denize uzak. Burada denize 1300 metre yakınlıkta. Prestijli, size bize faydalı insanlardır. Kurumsal büyük bir firmadır. Biz de bunlardan çok ekmek yedik. Kendilerine de kefil oluyorum. Benim şahsım, beni bilenler, bu insanlara ben kefil oluyorum derler arkadaşlar. Akbük'te de büyük büyük yerler yaptılar. Fiyatı söyleyeceğim. Hemen söylüyorum şimdi. Bitişik nizam 3 artı 1 villalar. 3 artı 1 odanın biri ebeveyn banyoludur. 3 milyon 500 bin Türk lirası arkadaşlar. 3 milyon 500 bin Türk lirası. Ödemesi nasıl olacak? Yarısı peşin, yarısı 12 ay taksitli. 3 milyon 500 denize yakın. O yüzden Efeler, Hisar'da. Bura aslında nasıl oluyor? Bura bir şanstır. Bana göre bunu kaçırmayın. Yarısı peşin, yarısı 12 ay bitişik nizamlar için. Döndük tekli villalar. Tekli villalarda 6 milyon yarısı peşin, yarısı 12 ay taksitle. 6 milyondan başlıyor. 7'ye kadar çıkıyor tekliler. Bitişikler hepsi 3 milyon 500. Tabii bu bir sitedir arkadaşlar. İlgilenen arkadaşlar, ciddi sorucular da isterse WhatsApp numaram var. Size projeyi de atabilirim. Gerçek alıcılar da sorarsa onlara da atabilirim. Hani bazen seçimler oluyor ya, bize oy veren de vermeyen de hepsi iyi falan deniliyor ya. Ben de oyunda bir şey yaptım. Bahçeyi özetlemeye çalışacağım. Sevgili arkadaşlar, bir şey daha söyleyeyim. Hani yumurta mı tavuktan çıkar, tavuk mu yumurtadan çıkar? Öyle bir kuşkunuz varsa, vesveseliyseniz ona karışmam. Ancak kanımca bu evi eğer bir bilene sorarsan kaçırmayın derim. Ve iskele kurulu bu evi tanıtacağız. Olsun, makine harıl harıl çalışıyor kırıcı. Arkadaşlar bahçemiz buradan gelecek. Bakın, 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 bakın. Bahçe buradan gelecek. Bahçe geniş. Burası kireç dökülen yer. Bakın beni takip et Can Bey. Kireç dökülen yer. Bahçemiz. Bunlar örnek evi çıkarmaya çalışıyorlar bizimkiler. Ve dolandık, dolandık, dolandık. Geldik. Bahçeyi iyice göster. Böyle ayna gibi. Evet, bahçemiz oldukça geniş. Havuz ileride ortak havuz olacak. Denize 1300 metre yakınlıkta. Bakın arkadaşlar, proje yeni başladı. Sizden ricam, yani emekçi, alın teriyle çalışanlar, kurban olduğum, bak beni dinleyin, kendinize buraya alın. Ben bu adamlara kefilim diyorum. Bu bir sözlü bir taahhüttür. Bu artık mailler falan nasıl taahhüt oluyorsa bu da öyledir. Bahçemiz bu. Bakın geniş bir bahçe var. Gel sevgili Can. Gel gel gel. Bahçeyi görün arkadaşlar. Ta buralara kadar, kireç dökülen yere kadar bahçe. Biz buradan gireceğiz. Biz buradan gireceğiz. Çelik kapıdan mı girsek? Makine çalışıyor. Örnek evi yaratıyorlar. Örnek evi yapıyorlar ya. Yaratıyorlar demek nasıl oluyor? Üç boyutları da göstereceğim size. Videoma ilişkilendireceğim. Can buradan kaçalım Can. Bu kepçe mepçe dın dın yapıyor.
son sürat hızlı, ekonomisi güçlü. Hani adamın burasına vurur ya, adam karnım ağrıyor der. Adam diyor ki, adamın karnına vuruyor, adam sırtım ağrır der. Adam diyor ki, karnına vurdum, sırtın neden ağrıyor? Arkam olsaydı vurmazdın der. Dolayısıyla ekonomisi iyi olan adamla problem olmaz. Boş, yoksul, kurban olayım, biz hepimiz yoksulluktan geldik. O da varlıklı adamdan zarar gelmez ve buradan geldik. Bakın arkadaşlar, çelik kapının üstü 2 metre balkon çıkıntısı var. Biraz da biraz da uzağa git, çivimi bir batmaz senin ayağına. Bu kepçenin gümpürtüsü. Evet, çevreyi gösterdik. Denize 1300 metre yakınlıkta. Dedik 3.500.000. Şimdi ama sonra yükselir, bir ayda ne oldu diyenlere de diyecek cevabım yok. Çelik kapımızdan geldik. Gel Can, gel baba, çömel memel. Bims tuğlalar var, ısı yalıtımlıdır. Bu kepçenin şansımıza mı geldi? Neyse, daha böyle biz inşaatçı adamız. BIMS bu, izolasyonludur arkadaşlar. Boruları görüyorsunuz. Fileli, bakın fileleri de görüyorsunuz. Bu böyle. Bu merdivenimiz yukarı çıkıyor. Merdivenin altına bir depo. Dilerseniz ayak yolu yaparsınız. Ve geç o şeyin oraya. İn aşağı, düşme. Çünkü Nasrettin Hoca kızı suya gidince uyarıyor ya. Ben de seni uyarıyorum. Düşme. Düşme düştükçe. Tam aşağı in, daha iyi hakim olursun. Can, pardon, affedersin. Özür dilerim Can Bey. Can Bey, he. Salonumuz bu. Muhtemelen 50 metre oturumu var. 50 metre oturumu var arkadaşlar. İşte fileleri gördünüz. Duvarları BIMS ısı yalıtımlı. Bunlar zorunludur. Mutfağımız buraya geliyor arkadaşlar. Mutfak böyle. Mutfağımız böyle buraya geliyor. Mutfak da bu. Bunu çözdük. 3.500.000, yarısı peşin, yarısı 12 ay taksitle. Drone'la kaldırdık. 3 boyutları ekledik. Dedi ki, alıcı olsanız da olmasanız da WhatsApp numaram var. Size projeyi gönderebilirim. Efendime söyleyeyim, bu proje videoya yüklemek biraz zor ama 3 boyut renderini yüklerim. Ve geldik. Can, Bavemin, geç buraya. Sevgili Can, burada dur. Holu özetleyelim. Bu da çelik çatı yapıyorlar ya arkadaşlar. Bakın, bu uygundur. Ben böyle tellallık yapmıyorum. Ama dediğim gibi, bazen yumurta mı tavuktan çıkar, tavuk mu yumurtada çıkar, vesveseniz varsa bulaşmayın o zaman. Yani durum bu. Alıcı olursa biz kendimizce bir hukukçudan da olmasa destek alın. Alıp almamak size kalmış, bu holunuz. Sevgili Can, tabii korkuluklar gelecek biliyor. Ben düşmem, sen dikkat et. Buraya da çamaşır makinesi yeri ve burada bir banyomuz var. Hay Allah ya Rabbi. Banyomuz bu arkadaşlar. Şimdi bu rezervuarlar falan takılacak. Yerden ısıtmalı mı? Evet. Yerden de ısıtmalı. Sevgili arkadaşlar, banyomuz bu. O Efeler'de, Hisar'da bir yerlere bulaşmayın. Bakın, bir ekmek verirseniz ekmek şey verin. Ve merdiveni aldık. Burada bir ebeveyn banyolu odamız var. Hemen bunu gösterelim. Evet arkadaşlar, makinede kendilerinin. Oda bir. Bir de balkonu var. Burada büyük bir Fransız balkon, sürgülü kapı. Yine klimaların bilmem neleri, sadece montajı kalacak. Ve banyosu da içeride. Gel bu banyoyu gösterelim. Denize yakın. Bu bir fırsattır ama bir ay, iki ay sonra ne oldu, fiyat yükseldi. Ben söyledim, alsaydın kurban oldum. Sen yumurta tavuktan, tavuk yumurtadan çıkacak dediğine onunla uğraştığın zaman bir şey de seni beklemiyor. O yüzden istirham, rica, ne diyorlar? Evet, o da biri gösterdim. İşte onu yapmak istiyorum sizden. Diyorum ki, sevgili arkadaşlar diyorum, panjurları var bakın. Bu da panjurların yuvası. O da ikiyi gösterdik. O da ikinin de balkonu var. Statiği çok iyi bak. Burası böyle. Kolonlara bakın arkadaşlar. Bakın, kocaman kolon. 60'a 30 ebatlarında kolon. Efendime söyleyeyim, gel burayı göster, panjurun yuvasını. Bak, panjurların yuvası buraya sarmal dolanacak. Ve burası da ikinci balkon. Tabii bunun üstüne korkuluk morkuluk geliyor. Bu böyle değil. 3 boyutunu gördünüz ya. Balkonlarda priz koymuşlar. Efendime söyleyeyim, su yeri var. Yani çeşme koymuşlar. İşte bu eski pirketler var ya. Bu biraz daha hafif madde. İzolasyonlu. Deprem yönetmeliği bilmem ne. İşte mühendisler öyle yapmışlar. Fazla mühendislik yapmayın. Mühendisler diyecek, oğlum biz diploma aldık, sen kendi bizim yerimize mi koydun? Olsun, biz de sizden öğrendik sevgili mühendislerimiz. Çünkü ben de yiyenler mühendis ya. O yüzden takılmıyorsun birbirimize, şey olmasın da. Neyse, burası da üçüncü oda. Bakın, kolonlarımız bu. Sıvalar hiç, bakın, anolar atıyorlar. Bunlar cetvelli, terazili tutuyor. Sonra bunu esas alıp arayı dolduruyorlar. Alçılar malçılar olacak. Daha ne sunduk? Çelik çatı.
Ya çatı çelik çatı diyorum can, ben yine karıştırdım. Ve sevgili arkadaşlar rahat şıngır mıngır geldim. O yüzden 3 milyon 500, 6 milyon 500 tekliler henüz çıkmadı. Yani alıcılar olursunuz, sorucular olursunuz. Yeter ki tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan çıkar, ona vakıf olduktan sonra bana dönerseniz ben de size projeyi de atarım. Efendime söyleyeyim, istişare de yaparım. Görmeden de almayın. Ben tekrar diyorum, görmeden almayın. Kimse böyle demez. Ben bazen reklamlara bakıyorum. Bir emlak şirketi var, diyor ki evinizi 5 günde satıyoruz. Ya kim 5 günde, böyle bir şey yok yani. Biz öyle reklam vermiyoruz. Ya ben bir al 100 kazan. Ama ben iddia ediyorum, bu evler bu paranın evi değil. Ne 3 milyon 500'ün yarısı ne yapıyor? 1.750. 1.750'yi verin, diğer de 12 aya bölün arkadaşlar. Kaçırmayın. Bu yolda buradan denize gidiyor. Drone'da gördünüz. Bu da aynı. İşte har har çalışıyor malzemeler. Şunlar bunlar. Kaç dakikadır? 9 dakika. Değerli arkadaşlar, gel biraz daha böyle gidelim. Ta bu ada var ya, bu ada hepsi villa olacak. İşte bu yoldan gidiliyor. Geçen bir tane ev daha var ileride de, bitişik nizam arsa 200 metre. Abi 5 milyon. Yani araştırın. Beni çeke çeke, yani satıldı ama orada kalmadı. 1-2 tane kalmış 5 milyona. Ama kör cephe arkası, arsa, ufak bahçe, kesinlikle bu bahçe kadar değil. Bir daha bahçeyi göster. Bakın arkadaşlar, kapı bu köşe var ya, köşe, affedersiniz. Ben çocukluğum, Fazıldisa, Zarbuma. Oradan buraya geliyor arkadaşlar. Bakın, bahçeye bak. Dolan, dolana, ay dolana. Gelin görün. Ben yanlış mı söylüyorum? Kendi gözünüzle görün. Kıyıdan köşeden Didim'de, Sahtur'da, işte şurada hallederiz Kemal Sunal dediği gibi, öyle yapmayın. Yani diyor, ben peygamber de yapar mısın? Yaparız diyor. O şey, mebus ya, olacak ya. Diyor, seni yapalım. Her para için her şey yaparlar. Biz öyle demiyoruz. O yüzden bahçeyi de gösteririz. Diyoruz ki siz gidin, gezin, arayın, tarayın, neresi hoşunuza gidiyorsa, eğer bundan cazip varsa onu alın o zaman. Bu da şimdi bazen denk geliyor arkadaşlar. İşte özetledik. Kartpostallık bir ev. Bize bir şey mi soruyorlar Can? Evet, bahçeyi de gösterdik. Bakın bu tarafta, aslında biz buraya girecektik. Sıva harcı koymuşlar. Sıva harcı var burada. Batacaktık. Harcı dökmüşler buraya. O yüzden iskelesiz yer burası idi. Sonra biz ne yaptık? Biz burayı tercih ettik. İşte çelik çatı da olduktan sonra arkadaşlar bakın, o yanlar böyle eğimli. Çok böyle bir şeyler yapmışlar. Bittikten sonra gerçekten, ben ne kadar çok övdüm bu evi ama gerçekten iyidir yani. Gerçekten çok demeye başladım. Burayı özetledik. Hoşça kalın. İyi hafta sonları diliyorum. Sizden haber bekliyorum. Param yok, denize yakın olsun, altın kum olsun diyorsanız, gençleri sallandı, yere yakın olsun diyorsanız vazgeçmeyin bu projede. Zaten ben tanıtınca satılıyor. Bunu ben net söyleyeyim. İyi günler, hoşça kalın.